Merhabalar Gürbüz Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara, yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Gürbüz Bey, Termasos Turizm, özellikle yaptığınız başarılı çalışmalarla şu an bölgede bu sektörün en iyisisiniz. Herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği ciddi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kalitenizden sevgili izleyicilerimize bahsedeceğim. Ancak öncelikle sizleri tanıtarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın Gürbüz Uğurlu kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Gürbüz Uğurlu 1970 doğumlu, aslında Kars doğumluyum. 1992'de sektöre başladım. O yıllardan beri özellikle otelcilik dalında geldim. 2008 yılında Termasos Turizm Kalkan Şubesi'ni kurdum. 10 yıldır bu sektörde başarıyla devam ediyoruz. Şimdi yaklaşık 30 yıl aslında turizmin içerisinde hizmet verdiniz. Otel idareciliği ya da turizme bir şekilde bağlı olarak yıllarca bu sektörde turizm sektörüyle ilgili hizmetler verdiniz. Evet. Ve 2008 yani 10 sene önce de Termasos Turizm'i Kalkan'da özellikle inşa ederek başladık. Ve günümüze kadar da başarılı çalışmalarınızda bugün bölgede en ilerden birisiniz. Evet. Her gün çıtayı biraz daha yükselten, kaliteyi biraz daha artıran bir işletme olarak da hizmetleriniz devam etmekte. Şimdi burada verilen hizmetlere geçmeden önce ben biraz konumdan söz etmek istiyorum değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekare bir çalışma alanındayız efendim? Toplam 35 metrekare çalışma alanındayız. Ve sizlerle ofis, birlikte çalışan kadro sayımız? Sizlerle birlikte kadro sayımız 7 tanedir. Ofis ortamında, ortamında 7 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadroyla çalışmaktasınız. Kadro. Evet. Şimdi Gürbüz Bey, size gelen değerli konuklarımız, misafirlerimiz ağırlık olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Evet, özellikle Kalkan bölgesinde İngilizler daha çok ağırlıklı gelmektedir. Son birkaç yıldır biraz düşüş yaşandı. Türklerle daha çok iç pazar daha ağırlıklı. Özellikle muhafazakar turizm bu villa konusunda çok popüler olmaya başladı ve sektör gitgide kendini daha da üst seviyelere çekti. Şu anda talep çok. İnşallah önümüzdeki yıllar daha olumlu, daha güzel olacaktır. Şimdi biraz evvel de söylediğiniz gibi yurt dışından İngiliz ağırlıklı ve dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerimizi ağırladığımız turizm cennetidir Kaş ve Kalkan malum. Doğal olarak dünyanın birçok noktasından gelen insanların yine ağırlandığı ama son yıllarda yaşanan ve tekrarını görmek istemediğimiz o olumsuzluklar sonrası da Türkiye'de bir iç patlama, iç turizm başladı ki o eksikliği bize yaşatmıyor. Umuyorum ve diliyorum bu da böyle devam eder. Aynen. Hem yerli hem yabancı herkesi burada ağırlayabildiğimiz bu işletmecilik devam etsin istiyoruz. Şimdi ağırlıklı olarak Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlara hizmet veriyoruz diyebiliriz. Evet. Şimdi burada verilen hizmetleri ben biraz açmak istiyorum değerli izleyicilerimize. Tabii. Evet, bölgeye turizm amaçlı gelen değerli misafirlerimizin birçok aktivite içerisinde yer almasını sağlayabiliyorsunuz. Evet. Bunların içerisinde Ölü Deniz gezisi var, Ross gezisi evet. var, Jeep Safari gezileri var, karetaların olduğu bölgeye gidebilme imkanı var ve değerli izleyicilerimizin Türk hamamından tutun da yamaç evet. paraşütüne kadar her türlü aktivitenin içerisinde yer alma imkanı sunabiliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yakın bölgenin tamamını yine tekne gezileriyle evet. hizmet verebiliyoruz. Plajlarda istifade edebilme, denize gitme imkanı bulabiliyorlar. Ve bunlar tamamen turist için gelen, turist amaçlı gelen insanların buradaki aktivitelerin tamamından hizmet alma imkanını sunuyor. Evet, kesinlikle. Aslında iş buradan da başlamıyor. Gelen misafirimiz arzusu halinde havalimanından alınarak başlıyor. Biraz burada verilen hizmetleri sizden dinlemek istiyorum. Neler sunuyorsunuz gelen değerli konuklarınıza? Tabii ki. Öncelikle gelen misafirlerimiz havalimanından başlıyor. Önce transferlerini yapıyoruz. Dilerlerse araç kiralayabiliyoruz istediği şekilde. Ve buraya geldikten sonra da öğren yerlerini geziyoruz. Günübirlik ne kadar aktivite varsa sizin bahsettiğiniz gibi Saklı Kent'tir, Patara'dır, Ölü Deniz'dir, Kekova'dır. Değişik yerlerde Pamukkale'ye kadar ulaşabiliyoruz yani. Günübirlik turlar ve hizmetler sunuyoruz misafirlerimize. Aynı zamanda burada sıkılmaları mümkün değil. Alabilecekleri her türlü hizmeti veriyoruz. Her türlü hizmeti veriyoruz. Şimdi arzuları halinde VIP araçlarımızda havalimanından alınan misafirlerimizi getirip bu hizmetleri sunabildiğimiz gibi sadece kendilerine araç tahsis edebiliyoruz. Kendi arzuları dahilinde kendi istedikleri yerleri gezebilme evet, imkanı bulabiliyorlar. Tabii ki. Ve sadece bunlarla da sınırlı değil. Biraz evvel siz söylediniz ki turizmle yeni ancak önümüzdeki yıllarla ilgili çok umut verici bir çalışma.
özel daireler, yani insanların mahrumiyetini yaşayabilecekleri, kendilerine ait bir alanda havuzlarıyla son derece modern yaşam sürebilecekleri daireler tahsis ediyorsunuz. Evet, villalar aynı. Villalar tahsis ediyorsunuz ki bu villalara baktığımızda eğer arzular olursa siz bu villaların temizliklerini onlar içinde otururken de yaptırabilme imkanımız var. Yine erzak, yiyecek, içecekle ilgili alışverişleri de onlar adına yapabiliyorsunuz. Kısacası onlara son derece keyifli günler sunabilme imkanımız da var. Tabii ki. Şimdi daire sayısına baktığımızda, villa sayısına baktığımızda toplam kaç villayla hareket ediyoruz yaklaşık? Toplam şu anda 300'ün üzerinde villayla hareket ediyoruz. Bunun yanında apartlar da var. Özel müstakil, özel havuzlu yerler. Şimdilik daha da yükselecektir. Şimdi bu hizmete baktığımızda aslında otelle kıyaslandığında otele göre çok daha makul fiyatlarla, çok daha özel, çok daha müstakil bir yaşam sunuyorsunuz insanlara. Evet. Büyük ağırlıkla da insanların bunları tercih etme sebepleri de mali açıdan onlara hakikaten çok ekonomik ama çok da modern, çok da kaliteli bir yaşam sunuyor. Evet, evet. Onlara ait bir havuz, başkasının girip çıkmadığı. Onlara ait kullanacakları bir mutfak, onlara ait bir salon, televizyonların olduğu, her türlü aktivitenin içerisinde yaşanabileceği son derece kaliteli villaları onlara sunuyorsunuz ki bunlar insanların geldiğinde yaşadıklarında bir daha unutmayacakları da günleri yaşatmak yani. Tabii ki, kesinlikle. Şimdi dedik ki Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından bize gelen misafirlerimiz var. Ben bizleri izleyen değerli izleyicilerimizin sizlerin böyle bir talep doğrusuna nerelerden ulaşacağını paylaşmak istiyorum. Size nerelerden ve nasıl ulaşabilir değerli izleyicilerimiz? Biz, genelde özellikle bizim internet üzerinden, web sayfamızdan villalarım.com adresinden ulaşabiliyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimizin sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya sayfaları www.villalarım.com villalarım.com. Evet. Özellikle buradan özellikle sizlerden buradan rezervasyon yaptırabilir. Önceden gelmeden önce sizlerle görüşebilir, sizden fiyat ya da bilgi alabilir. Ve hatta danışabilmek adına da değerli izleyicilerimiz buralardan size ulaşmaları halinde hem burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabilecek hem telefon numaralarınızı buradan ulaşabilecek değerli izleyicilerimiz. Ancak ben yine de telefon numaralarınızı paylaşmak istiyorum. Sizlere ulaşacakları telefon numarası. Sabit numaram 0242 844 2289. 537-858-0526, 536-709-66-99 numaralarla ulaşabilirler. Şimdi biraz evvel de söyledim. Sosyal medya sayfalarından özellikle ulaşmaları halinde burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşacak olan değerli izleyicilerimiz telefon numaralarından da sizden hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da sizlere ulaşabilir. Gürbüz Bey, biraz evvel de söyledim. 10 yıldır bu bölgede siz bu sektörde hizmet veren işletmecilik yapmaktasınız. Ve her gün kaliteyi artırarak da bugün sektörde en güvenilir işletmelerden birisiniz. Ancak biliyorsunuz yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme var. Evet. İnsanların ısrarla Terbasos turizmi tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellik size göre nedir? Bize gelen misafirlerimiz özellikle her türlü aktiviteleri sunduğumuz, hizmetleri sunduğumuz temizliğinden, bakımından, bütün aktiviteleri transferlerinden tut, bütün daha geniş çapta hizmet verdiğimiz için bir de çok ilgi gösteriyoruz. Gelen misafirlerimiz çok seviyorlar. Mutlu oluyor. Çok mutlular ve tatillerini çok iyi teşekkür ederek gidiyorlar bize. Biz de çok mutlu oluyoruz bu konuda. O sizin tercih edilme sebeplerinizin başında geliyor. Evet. Tabii ki ekibimiz yılların tecrübesi, profesyonel kadronuz, verdiğiniz taahhütleri zamanında yerine getirmek, ilkeli dürüst çalışmalarınız da sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikler diyebiliriz. Aynen. Fakat insanların çok çeşitli umutlarla geldikleri bir tatil yerinden o umutların tamamını yaşayarak çok mutlu dönmeleri de mutlaka olmazsa olmazlarınız. Tabii ki. Olur. Şimdi biraz evvel söyledim. Bugün sektörün en iyisisiniz. Biraz ileriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz bu sektörde? Önümüzdeki yıllar daha da arttırarak bunu potansiyelimizi yani binlerin üzerine çıkarmak, villa sayısını daha geniş bir kitleye sunmak. Dünya çapında yani özellikle Avrupa ülkeleri, İskandinav ülkeleri, Rusya bölgesine açılmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki hedeflerimiz bunlar inşallah daha da iyi olacak. Aslında bölge olarak baktığımızda gerçekten buna layık bir ülke ve buna layık bir köşedeyiz. Çok kesinlikle. Çok inanılmaz bir güzellik içerisindeyiz. Doğanın, yeşilin ve mavinin buluştuğu enteresan bir yerdeyiz. Doğal olarak bu kadar güzel bir yer dünyanın her yerinden ziyaretçi çağırır. Ziyaretçiyi davet eder. Ve mutlaka da buraya gelmek isteyen dünyanın birçok ülkesinden insanlar olacaktır. Tabii ki onlara has, onlara yaraşır hizmetler sunabilirsek. Siz de bu konuda adaylardansınız. Böyle bir hizmet sunmanın adına gayretlerinizi ve çabalarınızı devam ettiriyorsunuz. Zaman içerisinde daha fazla insana hitap etmek, gününüzde daha çok insan çalıştırmak gibi projeleriniz elbette var ama önceliğiniz anladığım kadarıyla bugün verilen hizmetin kalitesinden ödün vermemek diyebiliriz. Aynen. Şimdi sektörün en iyisisiniz dedim. Size en iyi yapan özellikleri sordum. Siz bir cümleyle değerli izleyicilerimize paylaştınız.
mutlu ederiz. İnsanlarla ilgileniriz. Onlar bizden beklentilerini aldığı sürece biz de tercih etmeye devam eder. İşte bu müşteri memnuniyeti demektir. Ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli müşteriniz de var. Ki onlar sizle birlikte çalıştıktan sonra sizden aldıkları hizmetler sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturdular. Onlara buradan bir teşekkür mesajı da göndermek ister misiniz? Tabii ki bizi tercih ettikleri için onlara çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca onlar artık sizin büyük aileniz. Büyük ailemiz, evet. Uzun yıllar daha birlikte olursunuz. Yıllardan beri bizim misafirimiz ve ailemiz oldular. Bize yardımlarının ötürü çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sosyal medyada çok iyi paylaşıyorlar ve çok bizi tanıtıyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum bu konuda. Gürbüz Bey, burada aslında verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanım maalesef kabul edersiniz ki yok. Ancak çok yoğun çalışma bir tempomuz içerisinden bizler için ayırdığınız değerli dakikalara ben tekrar teşekkür ediyorum. Turizmdeki vermiş olduğunuz olumlu katkıları gerek Kaş Kalkan'a, gerek turizm sektörüne, gerek ekonomimize katkılarınızdan dolayı ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Olmuş. Teşekkür ederim. Sağ olun.